Üsküdar Rum Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Yüzme İhtisas Kulübü Teknik Heyeti ve sporcularını makamında kabul etti. Bu tabii İskenderun için, bizim kulübümüz için büyük. Geçtiğimiz haftalarda Manisa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılarak finallerde ilk 6 içerisine giren su topu takımı, böylece U18 Türkiye Bayan Su Topu 1. Ligine çıktı. Bu sevinçlerini belediye başkanı ile paylaşmak üzere ziyarete gelen sporcuları kapıda karşılayan belediye başkanı Seyfi Dingil, başarılarından dolayı genç sporcuları tebrik etti. Tabii zaman zaman ilgimiz de eksiliyor işlerin yoğunluğundan, ama böyle de gelince iftihar ediyoruz. Elimizden ne gelirse yardımcı da olacağız. Zaten bir sporcu ordumuz var. Levent nerede? Orada. Yani bizim de epey kaç branşta var? Çocukların hepsi. 7-8 branşta. Evet. Faaliyet var. Yani zaten inşallah daha da iyi olacak. Çünkü geleceği oturtuyorum. Ben her şeyi böyle, yani öz eleştiri de yapıyorum. Büyük şehir oldu. Yetki karmaşası var. Geçmişten gelen bir sürü aksaklıklar var. Tabii bunları oturtturum diyene kadar sporla da pek ilgilenemiyoruz, ama tabii sizle beraberiz arkadaşlar, elimizden geldiğince yetişebildiğimiz kadar yardımcı oluyoruz. Oturmuş belediyeler var, daha bizimki oturmadı. Saha çok büyük, Payas'la Belen arası personel 3 misli, gelir 10'da 9'u büyükşehire gitti. Tabii bu kentte de bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani İskenderun daha kurumsallaşmamış. Daha İskenderun lobisi yok. İskenderun birliği yok. Ben İskenderun'um diyecek, gururla söyleyecek %50 vatandaşımız yok. Ben bunu açık itiraf ediyorum. Yani bir Maraş gibi, bir Antep gibi, ne bileyim bir Konya gibi. Yani daha bu havayı yansıtamadık. Burada basının da suçu var. Yani hepimizin suçu var. Bu açıdan sizlerle de daha geniş kapsamlı, inşallah bundan sonra daha da otururuz, daha da geniş kapsamlı projeler üretiriz. Sadece size destek manasında, ama sizin altyapınız, sizin ihtiyaçlarınız tam oturtamadık. Sizin gibi bir sürü branşlar var, geliyor bu çocuklar. Hepsini belediyenin bünyesine almak istiyoruz, bütçen yok. Mekanın yok. Ancak işte sizlerin gayretiyle, biraz da bizlerin gayretiyle veya sizin gibi işte arkadaşların gayretiyle bir şeyler yapabiliyoruz. Burada hepimize görev düşüyor. Yani bu kenti yeniden imar etmemiz lazım. Bu kenti yeniden kültür alanında, sanat alanında, spor alanında. İskenderun bunları hak ediyor çocuklar. Ama herkes banane. Tenkit çok kolay, icraat yok, yardımlaşma yok. Bir taraftan da ucundan ben tutun diyen yok. A'dan Z'ye, sanayicisinden en alt kademeye kadar. Yani bu birlikteliği, bu ruhu, bu İskenderun lobisini de oluşturmamız lazım. Tabii burada size de görev düşüyor, bize de düşüyor, basına da düşüyor, sivil toplum örgütlerine de, odalara da, derneklere de. En önemli, kentin geleceğine bir toplantı yapıyorsun, 30 kişiyi. Ne ticaret odasında, ne biliyorum briefingde, ne seminerde, ne panellerde. Hocam 30 kişiyi getiremiyorsun ya. Kentin kaderini, yani soruyorsun vatandaşa, esnafa, ya gelin arkadaş derdinizi anlatalım, bir lobi oluşturalım, bir sivil inisiyatif yaratalım, bir sivil yerine göre sivil itaatsizlik yaratalım, yok. Ben ne yaparım, ben ne ederim, bana dokunmayın arkadaş. Ziyarette bir konuşma yapan İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü antrenörü Murat Kaptanoğlu, 13 yıldır bu çocuklar bizimle beraber çalışıyor. Bunun da meyvelerini toplamaya başladık. Türkiye Ligi'nde tek ilçe takımı biziz. Dar imkanlarla mücadele eden ekibimiz zoru başarmıştır şeklinde konuştu. Kaç takım vardı? 18 yaş altı, 12 takım vardı. İstanbul'da vardı tabii, İzmir falan da vardı. Evet, evet. Bu tabii İskenderun için, bizim kulübümüz için büyük bir başarı. Önümüzdeki sene Türkiye Su Topu Federasyonu U18 Bayanlar 1. Ligi'nde şehrimizi temsil edeceğiz. Bizler çalışmalarımıza kapalı yüz havuzuna devam ediyoruz. Sizler de bizi tanıyorsunuz, çalışmalarımızı biliyorsunuz, bizi takip ediyorsunuz. Öyle bir ziyaret etmek istedik sizi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise kalplerin İskenderun için atması gerektiğini söyledi. Sohbet ortamında devam eden ziyaret sonrasında Başkan Seyfi Dingil, günün anısına su topu takımı sporcularına hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Evet, onu iyi yerde oldu. Öyle mi? Hoca arabada benim. Zaten aynısından duyuyoruz. Hoca kusura bakmayın.